Biliyorum çok. Zarokem ne kirim. Sen kaç kam güzel hem nırtı bu la. Mümkün hapçı bunu abla. Söz var o kendi bu. Uzlamayı mı? Mümkün geçiyor bunu. Papazlar o bu yıkay. Ben iz yaktiyarım zilamayım. Gama zesim. Ama cam et tuşki ama hani ki zar o kendi harava bakım. Bera ne mağdur bir. Ne çik bir. Ne kemi halke bir. Ben zari bu afele kapeş yamayı. Zari baka yapıcı çoğun. Kız kağıt gözlerim. Babam ne alır. Kadar yakay vana şu. Bir azami bu. Baba var bir şey şey yazış. Kol bir şey olun mağaza biçim bir emnağın. Sıkır bana. Mela azma bana o bana. Nasıl kâbı la. Bırgı kâbı la. Benim hayali var. Sevme yapmak için. Çocuklarıma bir gelecek için. Hayalleri hep kaldı. Hep hayali. Biz de çocuklarımız küçüktü. Çabalıyordu, geçimimiz zor yapıyordu. İlk kızım rahmet etti, kocamla birlikte. Ben de çocuklar, küçük çocuğum orada değildik. Dört çocuğum da yaralıdır. Hastanede ameliyat oldular. Oradadır daha. Birer bize yardım etsin. Birer baksınlar bize. Dilber. Kaç gün? Faruk Boz'un abisiyim. 15 gün önce Sakarya Hende'ye çalışmaya, fıstık toplamaya gittiler. Duyduğumuzda zaten abimle kızı 18 yaşında Gülistan Boz orada hayatlarını kaybetmişti. 4 tane yaralı çocuğu var. 2 kızı, 2 oğlu. Yani biz yıkıldık zaten. Biz kesinlikle öyle bir şey yok dedik. Zaten biz cenazesini görmeden biz hayatta öyle bir şey beklemiyorduk. Allah kimseye göstermesin. Oraya çalışmaya gideceğim dedi. Ev hayali vardı. Yeni bir ev yapacaktı çocuklarına. Maalesef hayali gerçek olmadı. Bütün yetkililere sesleniyorum. Artık böyle bir şey olmasın. Bir el atsınlar. En az da hayali gerçek olsun. Cumhurbaşkanımıza, başbakanımıza sesleniyorum. Valimize, kaymakamımıza. Şu ana kadar Allah razı olsun. Cenazeleri buraya kadar getirdiler. Sahip çıktılar bize. Bundan sonra da yine sahip çıkmalarını istiyoruz. Onun hayali gerçek olması için yine ona bir el uzatsınlar. En az da bu ona bir ev yaptırsınlar. Hayali gerçek olsun. Çocukları da 4 kişi zaten yaralı. Bir en az da bir çocuğu işe koysunlar, bir maaşa bağlansınlar. Böyle bir şey yine bekliyoruz.
büyüklerimizden. Yani Allah kimseye göstermesin. Yani bizim yetkililer yine oradaki hayat şartları gerçekten çok zor. Bize telefon açtı. Orada gerçekten yaşantı bayağı zormuş. Yani traktör herhalde bozukmuş. Benim kardeşim annemle konuştuğu zaman hayat şartları çok zor. Geleceğiz. Traktörün freni herhalde bozukmuş. Yani oradaki bu yetkililere sesleniyorum. Yani artık böyle bir acı kimseye yaşatmaması için yetkililer bir el atsınlar. Yani kimse artık böyle bir acı yaşanmasın. Biz bunu bekliyoruz. Biz gurbete gittiğimiz zaman şartlar çok zor. Bir de mağdur insanlar gittiği zaman orada perişan ve felsefe şekilde oluyorlar. Bu acıyı biz çektik. Başkaları çekmesin. Çoluk çocuk ve öğrencilerimizi okul tatillerinden sonra biz gurbete gönderiyoruz ki kışın bunların geleceği olması için. Onları okuması şartları da Türkiye Cumhuriyeti'nde şartlarımız çok zor olmuş. Her bir ailenin en az 5-6 tane çocuğu var. Biz bunları gurbete çıktığımız zaman bunların geleceği için, okuması için çaba gösteriyoruz. Kimsenin yan geliri yok. Biz perişan bir haldeyiz. Bu amcam oğlumuz perişan bir haldeydi. Kendisine söylüyordu ki yeter ki ben gurbete çıkayım. Belki bir ev sahibi olmak için maalesef o hayalleri yarıda bıraktı. Biz yetkililerimize sesleniyoruz. Sayın Başbakanıma, Sayın Valime, Sayın Kaymakanıma, Sayın Cumhurbaşkanıma, Sayın İçişleri Bakanımıza sesleniyoruz. Ve Sakarya Valisi'ne sesleniyoruz. Oradaki hak da bizim, buradaki hak da bizim. Bu çocuklara sahip çıkmasını istiyoruz. Bir el azatın. Madem ki vefat etmişler, bunu hayalini gerçek, en doğal vatandaşlık hakkımızdır. Ev hanımları mesela evlere gittiği zaman günlük sigortası yatırılıyor. Maalesef bunların sigortası da yok. Orada çalışan giden 20'si 40 milyon, 30 milyon, 50 milyona çalışıyorlar. Evet. Maalesef canlardan da oluyorlar. Bu kazıda kusuru olan, ihmali olsa, olan varsa kim, herhangi kimse cezasını çekmesini istiyoruz. Tek gözlü bir evi, bu evi yapmak için işte hayali vardı. Yetkililere sesleniyoruz, yardımcı olsunlar.